Hayırlı akşamlar saygı değer seyirciler. Risale-i Nur deryasına dalmaya, onun hazinelerinden bir damla bir katre daha keşfetmeye hoş geldiniz. Öncelikle ben stüdyoda çalışan arkadaşlarımız adına Seyit Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Programımızı öteden beri takip edenler biliyorlardı ama bilmeyenler için hatırlatalım ki risalelerini şimdiden hazırlayabilsinler. Sözler Risalesi'nden okumaya devam ediyoruz kaldığımız yer 10. söz yani Haşir Risalesi. Nasip olursa bu dersimizde 10. sözün 4. hakikatini okuyarak devam edeceğiz. Nur dersleriyle olan yolculuğumuza. Ama bizim bir adetimiz var programımıza bir önceki programımızın özetiyle başlıyoruz. Bu programda da adetimizi, geleneğimizi bozmayacağız. Ve 10. söz nedir ne değildir ve bugüne kadar neleri işledik? Kısaca onların üzerinde durup 4. hakikati geçeceğiz müsaadelerinizle. Ben öncelikle Seyit Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Ve sözü kendisine bırakarak 10. sözde ne anlatılıyor bize kısaca özetlemesini istirham ediyorum. Evet Haşr-ı Risalesi 12 surette başlamıştı. 12 suretten müteşekkildi ilk bölümümüz. Ve ilk 12 sureti beraberce müteala ettik. 4 işaretten müteşekkil olan mukaddimeyi de müteala ettikten sonra 12 hakikate geldik. 12 hakikatten birinci hakikat. İsmi Rabbin cilvesiydi saltanat, uluhiyet ve saltanat iktiza etmesi gereğiydi. İkinci hakikatte hemen müteakiben Rahim ve Kerim isimlerine baktık. Üçüncü hakikatte ise Adil ve hakeme bakıp dördüncü hakikate geldik. Dördüncü hakikatte inşallah ismi Cevat ve Cemil'in cilvesi noktayı nazarından haşşi iktiza etmesini beraber görmeye çalışacağız. Evet. O zaman daha fazla sözü uzatmadan isterseniz kaldığımız yerden okumaya devam edelim. Dördüncü hakikatteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bağ ve cemaldir. ba vücut ve cemaldir dedik. Cümleyi siz tamamlayın. Nedir bağ ve cemal? Evet, ismi cevad ve ismi cemilin, cemilin cilvesi. Cud, cömertlik. Cemal de e, tabi o cömertlikteki cömertlikte parlayan güzellik dediğimiz güzelliğin görülmesi. Bu kapıdan gireceğiz inşallah. Evet, aslında ben şunu sormak istemiştim ama soruyu tam e, oturtamadım zihnimde belki oradan karışıklık e, ortaya çıkmış oldu. E, haşrin ispatına dair delillerin dördüncüsü hakikatlerin dördüncüsünü okuyoruz. Bunlardan birisi de Babucut ve Cemaldir diyerek girdik. Her kapıdan e, iki isimle giriyoruz. Evet. Dolayısıyla dördüncü hakikate de Cevat ve Cemil isimleriyle girmiş olduk. Ve yine bir soru kalıbımız var. Mümkün olmadığını ifade etmek için istifham babında kullandığımız hiç mümkün müdür ki? Elbette değildir. Nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Neyi istemesinler? Müştak şakirleri, özür dilerim, muhtaç şakirleri, evet. müştak aynedarları ve mütehayyir seyircileri. Evet, önce ne istemiyor? Yani cüt ve sahavet. Cüt dedik, ismi cevvat. Zaten cevadın cömertlik olduğunu, cömerte dendiğinden bahsettik. Tabi sehavet dediğimiz zaman da sehavette cömertin cömertliğini göstermesi. Eli açık olması, onu ihsan etmesi. Aralarında ee, nasıl bir fark var? Aralarındaki fark e, tabii sahi ismi yok birisi Cenab-ı Allah'ın ama Cevad ismi var. Demek ki Cevad isminin olması cudun daha üstün olduğunu gösteriyor sehavete. Cûd belki onun e, insana insana bakan yönle ele alacak olursak insanda bir karakter olması, e, cömertliğin. Sehavet ise o cömertliğin karakterinin gereğini yapması ve ve onu insanlara, diğer varlıklara sunması şeklinde bakabiliriz. Sunmasından o sehavetten biz cudu anlıyoruz veya cevaliyeti anlıyoruz. Bunu hani şöyle örneklendirebiliriz, adil ve hakem ismi itibariyle. Adil, adalet mutlak bir misyon, adil olmak, bir karakter. Fakat bir vaka olacak ki hakemlikle o adalet Ortaya çıksın, o diyelim misyon bir nosyon olarak ortaya çıkmış olsun, ortaya koysun, icra edilsin. Cud ve sehavet içinde bu söylenebilir. Şimdi cud için karakter dediniz. Evet. Bu doğuştan fıtrata yerleştirilebilen bir şey, yerleştirilen bir şey mi yoksa daha sonradan kazanılabilecek? Karakter eklenebilecek bir şey mi? Tabi burada biz Cenab-ı Hakk'ın e, Yok, insan üzerinden insan okuduğumuzda. İnsan için bakacak olursak tabi karakter olarak insanlarda bazı şeyler baskın oluyor. Bunu e, kabul etmek lazım. E, fakat bunlar da bir imtihan. Ce, yani insanın cömert olarak yaratılması cömertliğinin gereğini yapıp yapmaması noktasında bir imtihan olduğu gibi veya cömertliğini neye kullandığını, kendini beğendirmeme yoksa Cenab-ı Hakk'ı sevdirmek noktasında mı kullansın, nasıl? Şöyle söyleyelim mesela bir insan zeki. Zekası verili bir durum ama zekasını evet. e, Cenab-ı Allah'a bildirmek, tanıtmak noktasında da kullanabilir. Bilakis kendisini sevdirmek bir anlamda cerbezeyle vesaireyle kendisini öne çıkarmak için de kullanabilir. Aynı şekilde bu karakterler için de geçerli aslında. Cömertlik gibi diğer karakterler için de geçerli ve bunların tabi kullanılmasıyla işlemesi söz konusu. Bir şey kullanıldığı zaman, işler hale geldiği zaman e, şükretmiş oluyorsunuz. E, sadece nimete şükretmek değil, mesela size verilen karakterin yerini e, getirmek de aslında şükretmek oluyor. Ve o işler hale gelince de artıyor, devam ediyor. Mesela hiç vermeyen bir insan e, verdikçe vermeye alışıyor. Bir anlamda o verme performansı ileri bir adım, ileri bir adım, ileri bir adım. Hani bir koşucunun gibi artık ondan sonra vermeden yapamıyor gibi Evet. O ciğerin açılması lazım değil mi Koşucunun. O ciğerin açılıncaya kadar o bir e, temrinat gerektiriyor. Her ne kadar sabit bir karakter olsa da mesela sahabetle ortaya çıkıyor asıl. Evet. Cenab-ı Hakk'a bakan günle de hani bir gayri hesap diyoruz hesapsız vermesi. O hesapsız vermesinden ki o sahabetten biz Cenab-ı Allah'ın cudunu, cevadiyetini tanımış oluyoruz, bilmiş oluyoruz, idrak etmiş oluyoruz. Veya bilmemiz, idrak etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi tükenmez servet, bitmez hazineler. Misilsiz, sevmediği cemal. cemal. Kusursuz, ebedi kemal. İnsanın zaten cemale karşı bir muhabbeti, kemale bir meftuniyeti, ihsane bir perestişi söz konusu. Üstadın tasdifleri içerisine bakacak olursak. Ee, insan hani ihsan, insan ihsanın köresidir deriz. Ee, Muhsin isminin de gereği. Ee, onunla insan bağlanıyor. Bir bağlanıyor, bağımlılığı oluyor. O kemale meftuniyeti, cemale duyduğu muhabbeti. E i̇nsanı Cenab-ı Hakk'a mıknatıs gibi çekiyor Cenab-ı Hakk'ı tanımaya. E, fakat bunların devamlılığı işte muhtaç şakiller, müştak aynadarlar, müteahhir seyirciler. İşte hayrete varmış bir seyirci. Yani hayrete varmış artık e, irfanda nihayet ufuklardan birisi. Belki nihayet ufuk diyebileceğimiz. Yani Cenab-ı Allah e, bilmenin bilememek noktasındaki ilam, ma'raf nakya hakka ya ma'ruf ufkundaki bir durum aslında hayret dediğimiz mesele. Yani artık anlaşılamaz derecede mesela insan hani ya mikrokozmoza, makrokozmoza, irfan, ilim noktasından hani baktıkça ya anlıyor, o zaman anlıyor bazı meseleleri. İşte cömertlik de öyle aslında. Baktıkça, baktıkça, baktıkça bu genişlik, bu çokluk, bu bitmezlik düşündükçe akıllara sığıştıramama, hatta kalbe sığıştıramayacak derecede bir hayret ufku mütehayir seyirciler, Muhtaç şakirler, e şükür dediğimiz mesele, yani zikir fikir şükür de, e bu fikre bakıyorsa mütehayir seyirci. E bir de muhtaç şakirler, ihtiyaç içerisinde, yani fakr-ı mutlaktaki insanın şükrü, devamlı, işte yemeden, içmeden tutun, nefes almadan, su içmeden tutun, işte her şeye karşı insanın bir devamlı şükredesi geliyor. Her şeye şükredesi gerekiyor, geliyor. Bu o, şükretmeyle muhtaçlığı yan yana koyduğumuzda şöyle bir tablo mu çıkıyor ortaya? İnsan ne kadar muhtaçsa bir nimete, onu elde ettiğinde o kadar fazla şükretme arzusuyla mı dolar? Mutlaka Fakrı mutlak dediğimiz yani fakrını idrak etmek. Zaten en tümlü fukara ile Allah diyor. Hepiniz Cenab-ı Allah'a karşı mutlak fakir içerisindesiniz. Hatta bunu idrak etmek, bunu zevk etmek, yani her an kendisinin Mesela her an vücut sahibisin. Vücut veriliyor her an. Her ay hayat veriliyor. Her an şuur veriliyor. Şu varlık fotoğrafında her an görünüyorsun. Cenab-ı Allah'ın ihsanıyla oluyor bunların hepsi gibi. şu e Bunları yapıyorsun. muhtaçlığını düşündükçe daha fazla zevk ediyorsun galiba. Evet. Yani karnı tok bir insana yemek verilir, verilince hissettikleriyle karnı aç bir insana yemek verilince hissettikleri gibi. Evet. Tabii bu da bir de müştak aynadarlık, müteahhir seyircilik, evet. e, müteahhir seyircide sizin bir güzelliği seyretmeniz var. Bir de kendinizin müştak aynadar dediğimiz zaman, müştak da bizzat sizin seyredilmeniz var. Yani e, kendinizin de bu aynada olmanız, bir güzellik olmanız, o güzellik olma cihetiyle farkında olmanız, yani bilmeniz var, bir de bildirmeniz var, tanımanız var, tanıtmanız var. Sevmeniz var, sevdirmeniz var. İşte aynı darlık dediğimiz meselede de aslında bir abdiyette, kullukta e, gelene bir e, aynı olmak. Ne fazla ne eksik. Onu aynıyla yansıtmaya çalışma, aradan çıkma, bir fazlalık oraya araya karışmama, parazit olmama, sıfırlama dediğimiz mesele. Bu da abdiyetle, kulluk mesleğiyle doğrudan alakalı. Evet, inşallah sıfırlayabilen kullarından oluruz biz de Rabbimizin. İkinci paragraf evet diyerek başlıyor. Dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatiyle süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek, matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Evet, en geniş daireden başlayarak e, işte gözümüzün önündeki ağaçlara kadar meseleyi getiriyor Üstad. En büyükten, ay ve güneşten tutup önümüzdeki meyveli ağaçların kap olmasına kadar her şey cüt ve sehavet. Yani sadece e, cüt ve sehavet dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Yediğimiz nimetin güzelliğine evet vurulacağız. Oradan Rabbimizi tanıyacağız. Fakat ondan ötesi bu güzelliğin güzel olarak bizim için Ayarlanması, gözümüz için şeklinin ayarlanmasından tut, e, renginin ayarlanmasından tut, ağzımız için tadının ayarlanması, midemiz için besin değerinin ayarlanmış olması, e, işte kokumuzu, ya, koku, hası, kokumuzun burnumuza göre ayarlanmış olması, e, hayatımız için, sosyal hayatımız için, sevdiklerimiz için, gelecek nesiller için çekirdeklerin oraya saklanmış olması falan, Bunları düşündüğümüz zaman, bunların verilmesindeki e, ayarlanmış olmasını çünkü geçen hafta hak, hakim isminden bahsettik. Her şeydeki düzenliliğin insanı Cenab-ı Allah'a götürmesinden bahsettik. ve de bunun verilmesi. Bu cömertlikte verilmesi, bu çoklukta verilmesi, bu memzuliyette verilmesi. E, bu da bize ve verilişindeki bu ince ayar diyebileceğimiz mesele. Hani başka yerlerde Üstad örneği verir. Bir elmanın verilmesindeki Lezzet, elmanın kendisindeki lezzetin çok ötesinde. Çok görüyoruz. ötesinde. İşte buradan e, ayrı bir lezzete kavuştuğumuzu, e, ayrı bir meselenin bir perdesinin daha açıldığını, o perdenin de güzel olduğunu anlıyoruz. Onu da nasıl anlıyoruz? Müteahhir seyirciler olduğumuz zaman anlıyoruz. Evet, Yani öyle. elmata bakıp da böyle. Hayretler içerisinde kalabildiğimiz zaman anlıyoruz. Evet bir de tabi ebediyeti istiyoruz. Işte. şimdi Cenab-ı Allah'ın e, cevadiyeti mutlak. Cevadiyeti mutlak. Cömertliği mutlak bir hakikat. E, mutlak hakikat mutlak anlamda devamlı bir tezahür istiyor. E, sen de onu bir anlamda idrak ufkunda müminler için özellikle kamil müminler için ilerlemişsin. Yani ilkokulu bitirmişsin, ortaokulu bitirmişsin, liseyi, üniversiteyi, doktoranı yapmışsın. Tam bir bir anlamda meselenin eksperi olmuşsun, hocası olmuşsun. O seviyeye geldikten sonra, insanı kamiller için özellikle söylüyorum, ondan sonra senin yok olduğunu düşün. Aslında hocalık misyonu tam elde etmişsin, meseleyi tam anlayacak. Şimdi cennete gittiği zaman o insan, o kamil insan, o kamil mümin e, tam meseleyi anlayacak seviyeye gelmiş oluyor. Alıcıları itibariyle de, idraki itibariyle de, kalbi, aklı itibariyle de o seviyede e, tam asıl nimetle asıl buluşma noktası, devamlı buluşma noktası o kalifikasyon diyebileceğim seviyeye geldikten sonra elbette asıl nimetler ondan sonra verilecek. Asıl ondan sonra takdir edecek. Asıl ondan sonra da doğrudan Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak ve doğrudan onun güzelliğiyle işte rüyetullahla, müşahedetullahla mas öyle bir ufku ulaşacak. Yani o da ahiret iktiza ediyor. Başlayacak. O da haşri iktiza ediyor, ahiret iktiza ediyor. Yoksa anlamasının bilmesinin bir manası olmayacak. Evet. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahalli saadet ister. Evet dar ziyafet ve mahalli saadet. Evet Cenab-ı Allah'ın e, cevadiyeti bunu istiyor. Tükenmez azileler, rahmet. Arzu, her şey içinde bulunur diyor. Her şey içinde bulunur. Aslında dünyada da geçerli bu. Her şey içinde bulunur. Fakat buradakiler tatmaklık. Her şey içinde bulunuyor ama tadımlık, doyumluk değil. Orada ise devamlılık söz konusu. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezüz edenler, o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevale elem lezzet olduğu gibi zeval lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister.'' Benim bu hakikatte en çok böyle hani meselin bam teli gibi gelen en azından benim kalbimde öyle sehavet elem çektirmek istemez. Şimdi Rabbi tanı, hani ene inde zanni abdibi diyoruz ya, kulun evet. kulum ben nasıl bilirse ben öyleyim. Şimdi sen Rabbini böyle bilirsen, ya Rabbi sen, sen sehav, sahi, sahisin, sen cevatsın, sen hiç elem çektirmek isterim ister misin? Sen hiç sevdiklerini gördüklerinden geri koymak ister misin? Hani büyüklerimizin öyle güzel bir duası vardır. Evet. Gördük Allah bak bizi geri evet, koymasın. Allah gösterdiğinden geri koymasın. Elem çektirmek istemez. Zevali lezzet elemdir çünkü. E sen eee kullarına zulmedici değilsin. Sen e, nefsine zulmü haram kıldın. Elem çektirmek istemezsin. Her kusen sen kulların hakkında her zaman en iyisini istersin. Bizim hakkımızda da en iyisini istiyorsun itikadı. ozan, o itimat dediğimiz mesele zaten Cennetin kapılarını ardına kadar açıyor. Senin o, Rabbini o şekilde tanıman. Orada e, boynu bükük mahzun bir şekilde Ya Rabbi ben seni sehavetinle, cudunla, kereminle bilirdim. Hı. deyip boynu bükük bir manzara belki. Evet yani hani e, Rabbim hazinenden ne eksilir? Evet. Demek işte istemek. Bu şekilde istemek. Hani ya, bir kulu götürüyorlar gerisin geriye devamlı bakıyor. Evet. Biliyorsunuz hadislerde geçiyor. <laughs> Ben Rabbim benim bir gafurdur, gafurdur <laughs> tevaptır, rahimdir diye biliyordum. Cehenneme <laughs> gidiyoruz. De, diye, dediği zaman gerisin geri. Çevirin onu cennete dönüyor. Evet. İşte bu zan, bu biliş, bu itimat, bu yakin insanı. Ve bütün oraya, onlarla yaşamak. Şimdi yani cevahatiyet noktasında da böyle bir yakin olursa, yani Rabbim beni hiç geri koyar mı verdiklerimizden? Elbette inşallah. Biz de e, onun yolunda olmaya çalıştık. Evet belki Ağır, Kusurumluz aksak, olmuştur. düşerek, kalkarak fakat Cenab-ı Allah e, gani al muttaktır Bize e, her, her anlamda e, bi, muhtaç değil zaten varlığı, o hazinelere muhtaç değil. Onun hazinesinden bir şey eksilmez. Bu şekilde bakmak kapıları ardına kadar açıyor. İnşallah, İnşallah. Çünkü nihayetsiz cud ve seha, nihayetsiz ihsan etmek ister. Bu da aynen yukarı ile bağlantılı. Nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığı göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezüz, kısacık bir zamanda öyle bir cudu sehanın müktezasıyla kabili tefik değildir. Evet, şimdi hep Cenab-ı Hak'tan başlatıyor. Özellikle hakikatlerde, suretlerde biraz daha farklıydı. Başta bahsetmiştik suretlerde. Yani tüme varımcı. Aslında Risale-i Nur'da bu manada mutlak bir şey yoktur. Tümden gelin, tüme varım şeklinde hep devamlı varlıktan Allah, Allah'tan varlığa devamlı bir devri daim söz konusudur. Bu atkı yapar gibi, atkı ipi dokur gibi. Fakat burada daha ziyade özellikle hakikatlerde Cenab-ı Hakk'ı bilip Cenab-ı Hakk'ın esmasını iktiza etmesi dolayısıyla nihayetsiz ihsan etmek ister. Cenab-ı Hak ister. Cenab-ı Hakk'ın esması talep eder. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise Cenab-ı Allah istiyor, yapacak. O ise nihayetsiz minnettarlık nimetlenmek ister. Birilerinin nimetlenmesini ister. Yani, yani nimetlendireceği birilerinin olmasını evet, Cenab-ı Hakk'ın ce cevadiyeti, Cenab-ı Hakk cevad olması bunu istiyor. Cevadiyet de birilerinin olmasını istiyor. E ben yani Yoksa nasıl nimet verecek? O şey? esma o esmanın iktizası olarak istiyor. Evet. E birileri olsun ya Rabbi ki ben onları e, senin cevad isminin gereği e, doyurulsun. Onlar doyursun. Bunun iktizası, yani Cenab-ı Allah'ın cevad isminin iktizası olarak cennet ve cennette daimi mahlukat Bu da o ve, şahsın devamı yani, vücudunu istiyor. Ve cennetteki daimi mahlukatında ne olması lazım? Başta okuduk. E, müştak, muhtaç Şakir, müştak aynadan seyirci olması lazım. Yani o seviyeye gelmeyen de e, cömertliğe mukabil bir e, performans ortaya koyamayacağı için onun dışında kalıyor. Cennetin dışında kalıyor. Evet. Hem dahi meşeri sanat ilahiye olan aktar alem, alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Evet bak ve dikkat et diyor. Yani evet, böyle burada da zaten bir yani onu her var. Buyurun. Evet. Kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta Gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniyin, mühasin sanatını zişvura okutturan bir ilannamedir. Bir ilanname, bir reklam, bir duyuru, bir pano. Asılmış gibi. Evet, yani dikkat et. Mesela biraz önce sergilerine bak, İlanat ı rabbaniyeye dikkat et. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Her yerde ilan asılmış. Artık sen e, şey olmuş Her yerde olsun çünkü bir körlük, duyarsızlaşma duyarsız. olmuş. Eşiği açmış artık. <laughs> evet. Her tarafta biraz olduğu Biraz insanın şiddet zuhurunda gizleriz ya Cenab-ı evet. Hakk'ın. E, aslında biraz öyle. Bizim de her şey o kadar güzel, her şey o kadar ki Zaten öyle diyoruz. Ama niye zaten öyle diyoruz ki? Mesela Cenab-ı Allah her şeyi Güzel tatta, güzel kokuda, güzel renkte, güzel şekilde yapmak mecburiyetinde değil. İşte hepsini hap gibi yapıp, yani alın bunları hayatı devamı adına bunlara muhtaçsınız, bunları yutun şeklinde yapmıyor. Kokusuna ayrı güzel koku, tadına ayrı güzel tat, şek, ayrı şekil, rengine ayrı bir renk. Her birisine ayrı ayrı, elmanınki, muzunki. Bunları böyle çeşit. böyle yapıyor ve bunların hepsini işte incecik bir telle bağlamış, kuru bir kemikte yani bak bunlar buradan çıkacak değil. Bunlar seni düşünecek değil. Bunlar seni bilecek ve tanıyacak ve acıyacak değil. E yani bunlarda da böyle bir güç yok. E görüyorsun. Ama sen bunların hepsinden lezzet alıyorsun. ya yani estetik boyut hiç ihmal edilmiyor varlıkta. Evet. Her şey estetik yaratılıyor. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyas et. Hayat. Her şeyin son cümlesi. Evet hayvanatta zaten e, hayat da var, ruh da var. İşte birinci sözleri konuştuk işte sütler, yumurtalar, etler, bütün varlığın onların kürkleri, şekilleri, e, hepsinin kendine ait. Yani diyelim işte mesela eti, etle beslenecek bir hayvanda e, mesela işte tırnağın, pençenin, dişin olması. Mesela bu zaten böyle olması lazım. Et obur zaten, et obur zaten yani yoksa nasıl avlansın diye düşünüyoruz. Evet. E niye öyle olmak zorunda olsun ki? Yani e, bir etle beslenmek zorunda olurdu bir mide. Fakat elleri pamuk gibi olabilirdi. Öyle olabilirdi yani. mesela koyun gibi olabilirdi. Etle beslenirdi, koyun gibi olurdu ve açlıktan ölürdü. Değil mi? Evet. Veya bir Bugünkü şartlar devam etseydi. Ha, veya bir tane evcil hayvan bize bizim onun sütünü alacağımız yumurtasını alacağımız bir hayvan pençeli, tırnaklı vesaire olurdu etçilerdeki gibi olurdu. Biz onun yanına yaklaşamayabilirdik. Niye öyle olmak zorunda ki? Öyle olduğu için biz öyle olmak zorunda diye kabul ediyoruz. Yani hiç öyle olmayabilirdi. Hiç öyle bir mecburiyet yoktu. Evet. Yani o donanımda olmak zorunda. Ama her şey olması gereken yani donanımda. O şekilde, o estetikte yaratılıyor. Her şey öyle olduğu için, bunların da her e birini bu bir ilanat olarak üstad ifade ettiği için göremiyoruz. Böyle Zaten böyle. Evet. Zaten <laughs> Evet. Mehasini rububiyetin delalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Bak ne diyorlar işit. Hmm. Nasıl müttefikan Sani Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar. Evet. Enzarı dikkati celb ediyorlar. Asıl mesele zaten kendine çekmek değil nazarları, bakışları. Cenab-ı Hakk'a çekmek. Yani çağırıyor. Hani daha önce de konuşmuştuk. Oklar birisi sarısı, birisi mavi, bir turuncu, birisi mor. Şimdi bir, diyoruz ki ya bak bu mormuş, bunun ucu sivriymiş falan. Ok nereyi gösteriyor orası? Oraya bakmak lazım. Oklara bakıyoruz biz. Okun şurası ucu, şurası uzun falan değil. Enbiya yani ve Evliya ile aslında biraz önce hayvanat ve nebatatın bir anlamda yaptığı, nihai anlamda yaptığı şey Cenab-ı Hakk'ı bildirmek oldu. Enbiya ve Evliya'nın ise işte bir kendilerinin de bildirdiğini ve bizim bakışlarımızın başka yerlere dağılmış bulanmış bakışlarımızla aynı zamanda doğru yöne istikamete çekmek noktasında ayrı bir vazifeler oldu. Bir kendilerinin bildirme yönü, bir de yanlış bilenlere bildirtme yönleri var. O noktada evet. bir e, ciddi bir hizmet görüyorlar asıl aslında dellallık. E, doğru bakarsak kelebek de bir ok. Evet. Ok olduğunu bilerek bakarsak. Koyun evet. da bir ok, solucan da bir ok. Evet. Çünkü evet. onun da gösterdiği bir şey var. Evet, biz de göstermeye çalışıyoruz evet. ama tabii bizim durumumuz şu farkında olmak, bir de farkında olmayanları uyarmak işte asıl enbiya ve evliyanın farklılığı o. Tabii. Diğerlerini okuma yöntemini bize öğretiyorlar. Gafilleri ayıktırıyorlar, inşaat ediyorlar. E nasıl olması gerektiği noktasında vazifeliler. Evet. Burada bir e, dipnot vardı kemalattan sonra cümle bölünmesini diye okumamıştım. Şimdi onu okuyorum. Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Bu bir ayet-i kerimenin meali. Kusursuz kemalata şey olarak. Evet. Rahman'ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Çevir de bak gözünü. Görebilir misin bir kusur? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak. Gözün bulamadığından bir kusur, eli boş ve bitkin geri döner. Evet. Dipnotta da bu vardı. Demek bu alemin saniyenin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Gizli kemalat Aslında şimdi aslında cemal, e, ismi Cevat da cemile arasındaki ilişkiye gelmiş olduk. Yani cevadiyet var, evet cömertlik var. Fakat bir de cemil, yani güzel. Yani çünkü o güzelliğin kaynağı var ki o güzellikten veriliyor, bildiriliyor, onunla hayrete varılıyor. Ondan e, işte cemil meselesine buradan gelmiş oluyoruz. Yani de cemil arasındaki ilişkiye gelmiş oluyoruz. Peki gizli kelimesini nasıl yorumlamalıyız? İşte biraz önce de aslında onu konuştuk biraz. Şimdi bir elmanın kendi güzelliği var. O elmanın kendi güzelliği aslında bir anlamda bize bildirebilir. Fakat bir yandan da kendisine o güzelliğin kendisine biz meftun olduğumuz zaman kendisine dikkatleri çekeceği için bizi tam tersine uzaklaştırabilirdi asıl sahibinden. Fakat biz oradan cevadiyete, cömertliğe hikmetle işte bunun hikmetli olmasından bir kasta, bir iradeye ve bunun arkasında işleyen gizli birere anlarsak, idrak edersek ki ellezine yumine bil diyoruz. Müminler ki gaybe iman eder. Gaybtir asıl olan. Oradan bir cenabı bir zat olduğunu, onun verdiğini, onun ihsan ettiğini, onun cevad olduğunu gibi meselelerle mesela meselenin perdeleri açmaya, açmaya çalıştığımız zaman işte o arkadaki zata bağlanmış Ama yoksa biz o perdenin kendisi de güzel olduğu için perdeye bağlanabiliriz. Belki tehlikeli evet. olan da bu. Evet. Bu tehlikeye ve diğerleri de gizli elin ne olduğuna müsaade ederseniz kısa bir aradan sonra temas edelim. Saygıdeğer seyirciler ekranlarınızın başından ayrılmamanızı istirham ediyoruz. Nasip olursa küçücük bir ayrılıktan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Saygıdeğer seyirciler, hatırlayacağınız üzere araya girmeden evvel kaldığımız yerden devam etme sözü vermiştik sizlere. Ama bir iki dakikanızı daha istirham ediyoruz. Çünkü ekranlarını yeni açmış olan seyircilerimiz olabilir. Onlar için derse daha rahat intibak edebilmelerini sağlamaları adına Sözler Risalesi'nden 10. sözü yani Haşir Risalesini okuduğumuzu ve Haşir Risalesinin de dördüncü hakikatini bu program özelinde ele aldığımızı ifade ederek kaldığımız yerden okumaya devam etmek istiyorum. Eğer sizler de Risalelerinizi hazırladıysanız. Demek bu alemin saniyenin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarda onları göstermek ister. Çünkü gizli kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici "Maşallah" diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın Kıymeti sukut eder. Bu paragraf üzerinde epey durmamızı gerektirecek kadar karışık gibi görünüyor. Öyle mi? Yani karışıklıktan ziyade yoğun diyelim. Biz. Yoğun. Yoğun evet. bir e, paragraf. Şimdi hayret verici gizli kemalatı vardır dedik. Saniyinin diyor. Saniyi zaten direkt gözümüze çarpıyor. Çünkü evet. e, estetik olmayan hiçbir şey yok. Yok. Yani mesela çirkin dediğimiz şey dahi çok estetik aslında. Çünkü çirkin. Çünkü zararlı. O, o şekilde resmedilmiş. Zararını ifade etmek adına çok başarılı evet. bir tasarımla ortaya konulmuş. Mesela bazı canavarlar olması biraz önce örnek verdik. Canavar olduğu görünüşünden belli. Evet. Şimdi o güzel aslında tam olması gerektiği gibi güzellikte resmedilmiş. O sani sani'nin pek mühim ve hayret verici gizli kemalatı vardır. Biraz önce bahsettik. O sanatta bir bizzat o sanatın kendisi Sanatkara perde de olabilir. Hani ya Bir sanatkar olduğunu farkına varmazsan sanatın kendi güzelliğine vurulup o sanata da dalıp gidebilirsin. Veya Fakat, programın başında ifade ettiğiniz mesela mandalina'nın kendisi bir güzellik, evet, onun benim. sunumu bir evet. başka güzellik. Mandalina'nın kendisine takılıp kalırsak onun sunumundaki güzelliği Güzelliğe. kaçırabiliriz. Sunumundaki güzellikten öte sunanın güzelliği. Sunanın güzelliğini de kaçırabiliriz, evet. o da bir başka perde. Evet. Pek mühim ve hayret verici gizli kemalat var. Ellezine yümine bil Evet. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Yani aslında bilinmez hazine bilinmek istiyor. Bilinmek istemesi de gizli kemalat işte esma hüsnası bitmez hazinesi kendi güzelliği. çünkü gizli kusursuz kemalat ise gizli ama kusursuz. Hani daha önce de konuştuk. kemale her ziyade sebebi noksaniyet dedik. Şimdi sanattaki güzelliğe bir şey ekleyemiyorsun, bir şey çıkaramıyorsun. Biraz önce aslında okuduğunuz ayet-i kerimede de vardı. Ferceyli basar el futur manası, evet. Çeviride bak gözünü. Futur dediğimiz şey sadece noksaniyet değil. Fazlalık da olabilir mesela, fazlalık da kusurdur. Hani çok güzel bir tablo, şuna bir şey ekleyeyim dediğiniz zaman bozarsınız. İşte çok güzel bir Alet bir şey ekleyeyim dediğiniz zaman bozarsınız. Mükemmel, mükemmellik aslında fazlalık da olmamasıdır. İşte insan için de geçerli o. bütün varlık için geçerli. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici takdir edici bir istihsan İstihsandan bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Maşallah. Mü Müteahhir seyirciler evet. demiştik. Maşallah diyecek mü mü müşahede, müşahede edici, edici. başlarında teşhisler. Hani bazen böyle küfür elfazı vardır. Elfazı küfür. En en yaygın olanlarından birisi de İnşallah, i̇nşallah da, maşallah, da, maşallah, maşallah olmaz. olmaz mesela. Her şey inşallah da maşallah'dır. Yani maşallah, Cenab-ı Allah diledi oldu, İnşallah Cenab-ı Allah dilerse olur. Geçmiş her şey maşallah, gelecek her şey inşallah. Aslında maşallah insanın gözünde, bakışında, arkasında devamlı işleyen bir program olması lazım. Daha önceki programlarda yine hatırlarsanız ifade etmiştik, Üstad'ın en çok kullandığı İki kelimelerden birisi. Evet. Yani devamlı aslında bakışınızın arkasında bir maşallah işlemesi lazım. Yani ağzınızdan çıkmasa bile bakışınızın arkasında bakışınızın varlığa bakışınızın okuma şeklinde devamlı işleyen bir şey. Maşallah, 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 maşallah diye bakmak. daimi kemalat ise daimi tezahürüstür. Daimi kemalat. Cenab-ı Allah'ın kemalatı daimi. Mesela cevadiyeti de daimi. Çünkü cömertliği bir karakter. Dedi ki, dedi, I mean. Evet. E bunu devam etmesini istiyor. O ise takdir ve istihsan edicilerin devam vücudunu ister. Yani bizim devam vücudumuzu isteyen şey cenab Allah'ın vermek istemekliğinin devam etmek istemesi. Vermek istemekliğinin devam etmek istemesi de verme sıfatının tırnak içinde söylüyorum bir anlamda karakterinin devamlılığı. Ve o sıfatın sahibinin daim olması ve daim daim bilinmek istemesi, daim tanınmak yani istemesi. Hani halk arasında böyle tekerleme gibi sembolize edilmiş bir ifade var. Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi diyoruz. Evet. Madem istemeyimizi verdi, evet. verebiliriz. Demek ki vermek istiyor. Evet, vermek istiyor. Verebilmesi için de devamlılığın arz etmesi gerekiyor. Evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı. O ise takdir ve istihsan ezilerin devam vücudunu ister. E şimdi biraz önce söyledik ya yani çok iyi anlama seviyesine çıkmış kamil insanlar var. O irfanda gerçekten arif dediğimiz arif billah insanlar var. O seviyede gerçek anlamda Cenab-ı Allah'ı bilyen, tanıyan ve onlar da en çok en nihai ufuklarına, hayatlarının sonlarına doğa Yani şimdi Allah Resulü 40 yaşına evi olmuş. İşte miraca çıkmış e, 40 yaşlarının sonuna doğru ondan sonra kemalatı devam ediyor. E tam bir anlamda en üst seviyede irfana, en üst seviyede hakikate ermiş. ondan sonra asıl cenab Allah bilmede, tanımada, ona mukabil bir aynı olmada en üst seviyeye ermiş, Ondan sonra siz, sen onu ortadan kaldırıyorsun. Haşa. Aslında ondan sonra Cenabı Cenab-ı bilme noktası en üst seviyede. O devam edecek elbette. Yoksa bu kemalatın bir anlamı olmaz. Kemalatın kıymeti sükut eder. Evet. Evet yani kendisini tam en iyi bilecek seviyede çünkü kemalatın asıl bilmek istemekten o tam tam gerçek anlamda bilecek insanlar o seviyeye geliyor. Ondan sonra haşa yok olsunlar. Yıllarca maratona hazır diyorsun bir atleti. Sonra dünya müsabakasına katılacak. Diğer adayların hepsinden çok daha iyi olduğunu biliyorsun. Katılma diyorsun. Bunun gibi bir şey. Evet yani Bediüzzaman ilimden üst noktaya çıksın. İşte Abdülkadir Geylani velayetten üst noktaya çıksın. Ee, işte i̇şte Hazreti Bekir Sıddıkiyet'ten üst noktaya çıksın. Farukiyet'te. Hepsi en üst seviyede çıksın. En üst kendi dallarında en üst seviyede bulunsunlar. Allah Resulü her dalda en üst, seviyede Cenab-ı Allah bilsin tanısın. Bitti. Ve bitti. Asıl maksat daha yeni ortaya çıkmıştı. Evet. Veya tohum tam kafasını çıkaracak topraktan orada kesiyorsunuz bitti. Hı. Çok anlamsız oluyor. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve pek parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. Haşiyeye inmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Evet, durubu emsaldendir ki, bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tüh ne kadar çirkindir der. O güzelin güzelliğini nef eder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmağa eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der. Gümler gider. Günler gider. Kedi Kim... erişemediği ciğere mundar der gibi. Evet. evet. E, i̇şin özeti. Tabi bu önceki her şeydi bu. hatırlayacaksın. İst i̇stihsan edicinin kemaletin kıymeti sükut eder. Evet. Aslında burada Üstad Hazretleri küfrün psikolojisini de ortaya koyuyor. E, aslında burada dünyaya, dünyadaki güzelliğe ciddi anlamda bağlanmak var. Hani dünyayı sevmeyen üç nevidir der Üstad Hazretleri. Bir kısmı dünya e, ahirete engeldir diye sevmez. Bir kısmı dünyayı çok sever fakat eline geçmez. Bir kısmı da dünyayı sever eline geçer fakat geçici olduğunu bilir. Elinde tutamayacağını bilir. Ondan dolayı nefret eder. Yani asıl kamil olan nefret ahirete engel olması için Diğerleri nefret değildir, muhabbettir der. Şimdi kafirde de aslında e, Cenab-ı Hakk'a karşı yani bu varlığı yaratana karşı bir muhabbet var. Gizli bir muhabbet var. Fakat o merkezini bulamamış. Nereye ait olduğunu bulamamış. O kaynağını bulamamış. O güzelliğe bağlanmış, kalmış. Sahibini bulamadığı için, elinden de gittiği için adavete dönüyor. Ve onu tahkir etmek istiyor. Tezif etmek istiyor. Zayıf göstermek istiyor. Ta ki hani işte ya o kadar da mükemmel değil. O kadar üzülecek bir şey yok. Küfrün bir psikolojik okuması aslında bu. Kaybetsen de üzülme. Evet. O münezzeh hüsün, güzellik, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. Evet orada bir haşiye daha vardı herhalde aynı misal mevzuatın diye. Ha evet. üçüncü haşiyemiz yine bu sayfayla alakalı. Aynı misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzeylerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsn-i münezzeh ve bir cemal-i mukaddesin ayatı ve emaratıdır. Evet, e, zeval ve fenalığıyla beraber arkalarında gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesini bulunması. Yani de, tekrar et, asıl güzelliğe odaklanmak. O güzelin güzelliğine odaklanmak. Çünkü geçen, geçip gidene odaklanmak değil. E, i̇şte baharda yani bu meyveyi yedik ama bu da faniymiş. Üzülmüyorsun. Niye? Cenab-ı Allah'ın yeniden, yara yeniden yaratacağını biliyorsun. Yeniden yaratan daimi çünkü. Yaratılış da daimi elbette. Şimdi böyle baktığımız zaman işte varlıktaki devamlılık işte mesela insanı kamiller gidiyor e de, diyoruz ki e, asit ke, kemal mutlak sahibi de, daim Ü, üzülmeye gerek yok. İkincisi bu kemal mutlak sahibi elbette bunları zayi etmeyecek. Biraz önce konuştuk. Elbette bunların kendilerine ait makamlarda daimi e, saraylarında onları yerleştirecek deyip bütün üzüntümüzü alıyor. Yoksa Biraz önce küfürden örnek verdik. İşte zeval lezzetten gelen elem. Mesela evet. okuyoruz bazen filozofları. Ne diyor? işte hayat kendisi bizzat kötüdür diyor. Şimdi bu kötüdür diyen, yaratılmamak, yaratılmak yaratılmaktan daha kötüdür diyen filozoflar var. Schopenhauer gibi işte pesimizmin kurucusu insanlar var. Yaratılmak Öyle ki, yaratılmamaktan. Evet, yaratılmak bizzat kötüdür diyen insanlar çıkmış. Yani böyle pesimizmin kurucusu işte Schopenhauer gibi insanlar var. Şimdi buradaki mesele aslında biraz önce söylediğimiz gibi hayata bağlılıktan kaynaklanıyor. Hayat o kadar güzel geliyor ki onun gitmesindeki acı çok büyük geliyor. Hayat ne kadar insana güzel gelirse, ne kadar tatlı gelirse yani öleceğim düşüncesi o kadar çok acı verir. O kadar ağır gelir. O kadar ağır gelir. O kadar ağır, gelir. ağır geldiği zaman da hiç yaratılmasaydım da bu acıyı çekmeseydim düşüncesi galip gelir. de diyorsunuz ki yani hiç bunlarla muhatap olmasaydım bu başımda bu şeyler olmasaydı hiç bunun acısını çekmeseydim daha iyiydi diyor. Asıl mesele yani kötü görmenin arkasındaki mesele güzel görmemekle alakalı değil. Bağlanmak ve o bağlanmanın verdiği acının dayanılmazlığı noktasındaki bir mesele. Evet. O münezzeh hüsün, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. Evet. Çok, gizli defineler. çok gizli defineler. İşte şu derece Ali nazirsiz gizli bir cemal ise kendi mehasinini bir miratta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Evet, biraz önce manevi bir cemal dedi, hafi bir hüsn dedi. Evet. Burada da hüsnün derecatı cema ve cemalini mikyaslarını. mikyaslarını. Zişur mi? ve müştak aynı. Evet, yani iç ve dış güzellik itibariyle insanın Cenab-ı Hakk'ı tanıması varlıkta. Zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek. Yani bir ayna fakat Ama farkında, farkında olan bir ayna veya bir kitap, bir kitapta öyle bir cümle var ki kendi manasını biliyor, diğer cümlelerin manasını biliyor. Bu kitap niye yazıldı biliyor, yazanı biliyor. Yazan bu kitabı yazmak ve ne kastetti onu biliyor. Şimdi müştak ayna dediğimiz mesele bu. Kendisinde hangi aynada ne güzellik olduğunu biliyor, neyi yansıttığını biliyor, niye yansıttığını biliyor. O zaman devam etmesi gerektiğini biliyor. Vazifesini kusursuz yapması gerektiğini biliyor. Bu noktadaki bir, bilen bir ayna. Evet. Hani ayna ayna var mı benden daha güzel bu dünyada demiş. Elbette yok diyor senden güzeli. Sen tek güzelsin, en güzelsin. Benim vazifem ise senin bu güzelliğini bildirmek diyor. Böyle bir ayna düşünelim. Şuurlu konuşan bir ayna hani insanda. İşte bizim insanın durumu bu. Evet. Demek... İki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri, her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri, müştak olan, seyirci ve müteahhir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. İstihsancıların evet. müşahedesiyle müşahede etmek. Şuhut ve işhat dediğimiz mesele işte. Birisi nazarı da kaki aşinasıyla bakması, bir gayri nazayla bakması. Gayrı nazarıyla bakması dediğimiz meselede de hani ya kulun beni bana farzarla yakınlaşır, nafilelerle yakınlaşır. Yani e, bunu bir anlamda e, ehl-i tarikatın tasnifiyle bakacak olursak farzarla yakınlaşmak bir e, şeriat dairesinde yakınlaşmak deniyor. nafilelerle yakınlaşmak, tarikat dairesinde yakınlaşmak öyle bir hal oldu ki ben onun gören gözü, tutan işten kulağı olurmuş. İşte gören göz olma seviyesi hakikat dairesinde artık senin vizörün, senin kamerandan o vizörden başkasının bakması. Senin aradan çıkmak. İşte başkasının baktığının farkında olarak varlığa bakmak. Senin nazarından başkalarının seyrettiği. E sen o zaman burada tasdik edicisin. Müteahhir istihsan ediciler dedik ya maşallah. Sana düşen sadece tasdik etmek. asıl gören göz başka onun senin nazarında bakıyor senin nazarından nasıl görünüyormuş Onun onu da senin tasdikinde işitiyor ee, burada müştak seyirci müteahil. eğer aynı örneğine dönecek olursak şimdi aynada bir güzellik var o güzelin basarının gözünün de aynada bir yansıması var değil mi? anlamadım yani şöyle söyleyelim bir ayna var Aynada asıl görünen güzel var. Bir de o güzelliğin aynadaki yansıması var. Ama o yansımada da bir göz var sonuç olarak. Yansımadaki, ha, gö yansımadaki göz. Evet. Şimdi böyle baktığımız zaman demek ki oradan da bir bakış var. Yani çünkü nasıl bilecek yoksa e, var, varlıktaki güzellikleri nasıl bilecek? İşte ins insanın farklılığı da bu. Adeta bir Aynı olmak bir göz olmak varlığa, diğer varlığa bir göz olmak gibi, ayrı bir hususiyeti var. Zaten ikinci sözde biraz temas etmiştik. Evet. Mesela. Demek Hüsn ve Cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, müteahhir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve Cemal ebedi sermediği olduğundan. Müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü evet. daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Evet hani bazen şöyle oluyor. Bazen evet. inkar adına sözler işitiyoruz. Cenab-ı Allah kulunu nasıl ateşe atacak? Bunu söyleyen insanlar genelde inkarcı insanlar oluyor. Hani siz Tanrı diyorsunuz. Tanrı şefkatli olması lazım. E o zaman cehennem şöyle demek lazım karşıdakine. Mesela Tanrı kulunu o güzel sanatlarını nasıl yokluğa atacak? Bunu de, bunu demiyor mesela. Senin inancına göre ise yokluğa atacak. Yok edecek. Bizim inancımıza ise o andaki bir görüntüsünü kaldırıyor sadece. Yani ölüm denemesi şey bir görüntüsünü kaldırmak. Yani devam vücudu ister çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olmaz. Yani yokluğa atmaz diyor. Yokluğa atmak e, en büyük azaptır. Azaptan da öte bir azaptır. Şimdi bizim iddiamız Cenab-ı Allah rahimdir, kerimdir, cevaptır. muhsindir derken hani başta konuştuk. Evet. Kulu Rabbini nasıl tanırsa Cenab-ı Hakk ona öyle muame muamele, ediyor. Ene inda zanni abdibi. Sen böyle tanıdığın zaman, böyle bildiğin zaman Rabbim Elbette ihsan edecek, elbette devam edecek dediğin zaman doğru tanımış oluyorsun. Ama sen cenab Tanrı yok, devam ettirmeyecek, yokluğa atacak dediğin zaman ateşe atacak demekten çok daha büyük bir yani tahkir, çok daha kötü bir zan üzerine bulunmuş oluyorsun. Evet, nerede kaldık? İkinci paragraftayız, sayfamızın ikinci paragrafında. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci. Zevalin tasavvuru ile muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder Allah korusun. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Evet bunların hepsi aslında özellikle 19. yüzyıl felsefesinde, edebiyatında yani sıklıkla devamlı 20. devamlı gördüğümüz meseleler, devamlı karşılaştığımız meseleler, tasavvuruyla muhabbetine adavete dönmesi, kin, Cenab-ı Hakk'a kin, onu tahkir, tezif dediğimiz mesele maalesef hiçbir asırda olmadığı kadar 19. ve 20. yüzyıl edebiyatı ve felsefesinde ve sanatında her yerine sinmiş durumda. E, tabi bu, bu yüzyılda onun en kötü meyvelerini veriyor maalesef. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabileye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Mesela bu e Son cümlede çok enteresan. Mesela inkar eden bir insan gerçekten Tanrının yok olduğuna inansa yok olan bir şeye düşmanlık yapmaz. İnkar Zaten etmez. yok ki ben onu ben ona düşmanlık edeyim. Evet. Hani mesela olmadığını iddia ettiğiniz bir şeye düşman olur musunuz? Mesela birisi diyelim birisi hasta, halüsinasyon görüyor, halüsinasyon görüyor ve bir şeyler olduğunu söylüyor. Siz biliyorsunuz ki halüsinasyon görüyor. Onun halüsinasyonunu düşmanlık hisseder misiniz? O kişiye belki acırsınız, geçersiniz. Ama hayır öyle değil. Kafirlerin hepsi müminlere ve müminlerin iddiası olan Cenab-ı Hakk'a ve onların iddiası olan kitaba karşı bir kin ve adavet içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani karşıdakinin olmadığından emin olsa der ki ya, ya bunlar şey yani bırak kendi adet, hali. Bırak kendi yani der. Öyle değil. Ciddi bir adalet hissediyor. Ciddi bir kin bağlamış. Bütün hayatının sonuna kadar mesela e, Müslümanlara karşı, müminlere, inançlara karşı savaşmaya ahd etmiş. Kindar bir şekilde. Hatta dersin ki yani ya kardeşim sen zaten şu kadar sene yaşayacağını düşünüyorsun. Hayatının lezzetine bak. Ne? Bu mücadelelerle niye hayatını geçirsin ki? Sen zaten, zaten hed, hedonist bir şekilde yaşarsın. Sonuna kadar bitirsin. Öyle değil. Demek ki asıl mesele buradaki kin, Allah'ın düşman olduğunu sırrını üstad anlatıyor. Yani inançsız insan bir tanrı tasavvurunun varlığı yaratmış olduğu söylenen bir şey inanmadığı zaman ona kin bağlıyor. Çünkü bu güzellik var, bu güzellik benden alınacak. O zaman bunu alan birisi var diyor. Alttan alta evet. şeytanda olduğu gibi şeytanda da çünkü şeytan tanrıyı, tanrıyı inkar ediyor değil. Mesela i̇şte çok al, şey yaparız. Yani münkir değildir aslında şeytan. Hani bir mukaleme var Bakara suresinde. Karşılıklı konuşma durumu var. Demek ki münkir olmadığı halde düşman. Yani o bilme, bilme, bilmek meselesi yeterli değil. İşte ibadet dediğimiz mesele abd olmak, kendi konumunu kabul etme meselesi. Son paragrafımıza doğru geliyoruz. Madem o nihayetsiz sehavet ve cud, o misilsiz cemali hüsn, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza eder, gerektirir. Halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanı, ihsanını ancak az bir parça tadar, iştahası açılır fakat yemez gider. Zaten Üstad ne diyordu? Tatmaya izin var, Doymaya? Boya izin yok. yok veya tatmaya izin var, hayvan gibi yutmaya izin yok diyor başka bir yerde. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrengah daimiye gidiliyor. Yani Müteşrabihan deniyordu biliyorsunuz ayette. Yani benzerlerini gösteriyor, numunelerini gösteriyor. Şöyle bakıp geçiyoruz. Evet, işte açılıyor asıl menbaalarına ve kaynaklarına arzusu artıyor. Elhasıl nasıl ki şu alem bütün mevcudatı ile Sani Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar ahirete delalet eder ve gösterir ve ister diyerek dördüncü hakikatimizin son cümlesini de okumuş olduk. Evet, ismi cevada bakmaya çalıştık. İsmi cevah cihetiyle ahirete haşra bakmaya çalıştık. Tabi cevadiyet Cenab-ı Allah'ın e, ahlakı. Cenab-ı Allah'a ait yüksek bir ahlak. E, ve insan da bu ahlakla ahlaklanması lazım. İşin bir tarafı da bu. İşte e, cevadiyet ahireti gerektiriyor. Ve cevad olanlara da ce, Cenab-ı Allah, cevad olan Cenab-ı Allah, cevad olanlara da bir anlamda cenneti vacip kılmış. Bunu pek çok hadiste görüyoruz. Hani Cömert'in çok daha önce cennete girdiğini ve işte Cömert gece gündüz ibadet eden abidten daha Cenab-ı Hak daha çok sever diyor. Gece daha gündüz makbul. ibadet eden abitten cevad olanı, Cömert olanı Cenab-ı Hak daha çok sever diyor. Demek ki kendi ahlakiyle ahlaklanmış bir insanı daha çok seviyor. Cömertlik diyor e, hadis-i şerifte sağlam bir imanı cimrilik ise e, itimat ve yakin azlığını gösterir diyor. Çünkü cimrilikte yani acaba Cenab-ı Allah verir mi vermez mi? Devamı gelir mi gelmez mi gibi Cenab-ı Allah'ın rezakiyetini mümin olmasını itham eden bir taraf var. Fakat cevadiyette vermekte eli açık olmakta özellikle İsa rastleti bir de ihtiyaçlı olduğu halde vermek dediğimiz daha öte bir ufuk var ki orada Cenab-ı Allah'a mutlak bir ihtimat, mutlak bir yakin, mutlak bir tevhid var. İnşallah Cenab-ı Allah bizim de Cenab-ı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamızı ve onun ahlakının geriye olarak da haşin iktizası olarak da inşallah cennetine daimi seyrangahlara, daimi ziyafetgahlara beraber girmemizi bu sohbetleri de onların bir anlamda teşrifatçısı olmasını nasip ederim sana. İnşallah. Fıtrat itibariyle sehavete cömert diye cuda kereme çok müsait olmadığını düşünen insanlara da Hoca Efendi'nin tabiriyle ikinci bir fıtrat edinerek Rabbim inşallah cömert olmayı hepimizle birlikte nasip etsin. Ben şöyle küçücük bir anekdotla belki noktalamak istiyorum. Bir gülümsemeyle ayrılalım seyircilerimizden diye. Bir vakit bir yurt inşaatı için küçük bir kasabanın ileri gelen zenginlerinden birisine defaatle müracaat edilmiş. Siz de yardım edin. Çok zengin, malına mülkünün adı hesabı yok ama işte fıtratında veya oluşturamadığı ikinci fıtratında cömertlik olmadığından dolayı her seferinde veremiyorum, veremiyorum, veremiyorum. Hatta yerel tabirle anlatan ifade etmişti. Veremeyorsun yavrum, veremeyorsun yavrum. Sonra günün birinde ailesi çok ısrar etmiş. Baba bak geldin artık 80 yaşına etme eyleme, senin de şu e, ahiret yurduna birazcık e, ikramın olsun, senin de birazcık katkın olsun bu yurdun taşına tuğlasına deyince kendisine gelenlere vermek üzere ailesine söz veriyor. E, daha sonra kendisinden bir şey istemek üzere gelen yurt yetkililerine de kasaya sırtını dönerek yavrum ben veremiyorum siz buradan alın diyerek e, kasayı Gösteriyor. Hakikaten hem çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, dostumuza, arkadaşımıza daha çok küçük yaşlarda bu cömertliği, sehaveti vermeyi işlememiz, öğretmemiz gerekiyor. Rabbim muvaffak etsin inşallah ha. kendi çoluğumuza, çocuğumuza da bu cömertlik hasretini yerleştirme hususunda bizleri. Saygıdeğer seyirciler son cümlelerimizden anladığınız üzere bugün 10. sözün 4. hakikati üzerinde Cud kerem, sehavet kavramları ekseninde durmaya gayret ettik. Önümüzdeki ders 5. hakikatle 10. sözü okumaya devam edeceğiz. Bizler burada olacağız. İnşallah sizleri de ekranlarınızın başında görmek istiyoruz. Önümüzdeki programa kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.